İç şunu. Biraz rahat uyursun. Yağmuru sen almıştın bana. Sana kabul ettirinceye kadar epeyce uğraşmıştım. Neden böyle bir şey yapmıştın? İnsan durup dururken tanımadığı birine neden hediye alır? Seni tanıyordum aslında. Arada sırada karşılaşıyorduk. Sonra Obaat çiftliğinde işim vardı. Biat almaya karar vermiştim. Adamla konuşurken birden seni gördüm. Yağmuru seviyordun. Dünyayı unutmuştum. Birlikte o kadar güzeldiniz ki. Biliyorum. Sizi ayırmaya gönlüm razı olmadı demiştin. Doğru. Olmadı sahiden. Sonunda ölüm bizi ayırdı. Yılmaz. Efendim. İçimde çok kötü bir his var. Neden bilmiyorum. Bu olay sanki... Sanki çok kötü bir şeylerin habercisi gibi. Böyle şeyler düşünme. Hadi uyumaya çalış. Tamam. Sen de işe geç kalma. Tamam mı? Ben iyiyim, merak etme. Hadi git artık. Tamam canım, akşama görüşürüz. Filiz. Ömer. Sana ulaşamadık Filiz, telefonun kapalı. Buranın telefonuna cevap vermiyor. Ömer, Yağmur. Biliyorum canım. Hüseyin Efendi anlattı. Niye aramadın beni? Hani arayacaktın? Aklıma bile gelmedi ki. Onu mutlaka bulacağımızı düşünüyordum. Bütün gece çevreyi dolaştık durduk. Otoyol hariç. Benimle gelin. Neden buradasın? Biliyorsun. Gerçek sebebini soruyorum. Filiz için olmadığını hepimiz biliyoruz. Başka bir sebep yok. Seni en son iki polis memurunun arasında gördüm. Koskoca bir mağazayı yok edecek kadar gözün kararmıştı. Karşılığını fazlasıyla ödedim. Sana borçlu olduğumu mu düşünüyorsun? Bilmem, borçlu musun? Oyunu bırak. Neden Filiz'e yaklaştığını biliyorum. Kardeşimi aşağılık planların için kullanıyorsun. Böyle düşünmene şaşmamalı. Plan kurup yürütmeyi senden iyi kim bilebilir ki? Filiz'i üzmene izin vermeyeceğim. Üzüldüğünü de nereden çıkardın? Benimle ne kadar mutlu olduğunu görmüyor musun? Sen! Sen nasıl bir adamsın ya? Hayatımızdan çekip gideceksin. Hemen. Yoksa... Yoksa? Seni öldürürüm. Sen beni ölümle mi korkutacaksın Ömer Tekiner?
Canın yandığında nasıl da bağırıyorsun. Güzel dünyan başına yıkıldı değil mi? Demek ki böyle şeyler senin de başına gelebilirmiş. Demek beni öldüreceksin. Zeka fışkıran çözümün bu mu? Cesaretin varsa yap. Ama kolay değil Ömer Tekiner. Kafası karışık genç bir kızı kandırmaya benzemez bu. Nişanlı bir kızı. Sen intikam için buradasın. Senin derdin bu. Elif beni istedi diye üstelik. Seni istemesini sağladın. Planı kuran sensin, sinsice. İstediği her şeyi elde etmeye alışmış birinin şımarıklığıyla. Plan nasıl kurulur asıl bundan sonra göreceksin. Bundan sonra beni karşında görmeye alış. Filiz yanımda olsun ya da olmasın. Alış. Nereye kadar gideceksin? Hedefin ne? Ne istiyorsun ondan? Seni seviyor, bunun önemi yok mu? Onu üzeceğimi kim söyledi? Gerçeği öğrenirse ne olacak sanıyorsun? Saklayabilir misin? Sonunda öğrenecek. O zaman bu ilişkiyi sürdürür mü sence? Filiz'in kararına saygı gösteririz. O nasıl isterse öyle olur. Gururludur. Bunu kaldıramaz. Filiz çocuk değil. Hepimiz hayatımızı etkileyen olaylarla karşılaştık. Gördüğün gibi yaşıyoruz. Burayı onunla konuşmak için geldim. Zor olacağını biliyordum. Az önce Filiz'i üzmek istemediğini söyledin. O zaman konuş onunla. Hayatından çık git. Evet, buna da çok üzülecek. Ama kullanıldığını bilmek bu onu yıkar. Dediğimi düşün. Senin hesabın benimle. Bırak onu kendi yoluna gitsin. Sonra sen nasıl istiyorsan kozlarımızı öyle paylaşırız. İçecek bir şey ister misiniz Ömer Bey? Sağ ol Hüseyin Efendi. Yılmaz Bey gidiyordu zaten. Tamam. Bir süre Filiz'le konuşman için bekleyeceğim. Anne, ben çiftlikteyim. Buraya gelsen iyi olur.